Ulan korona, milleti meslek sahibi yaptın ya. Bayağı sen yapıyorsun yani. Ben bir daha yedince makas yapıyorum. Bak eline de yakışıyor. Abi sen gitme kuaföre. Ben şunu da kesmiyorum. Şu yeşile bak ister. Şuna bak. O da çok iyi keser. Yok o da yok. Kesmiyorsun ki kopar. Yanlış mı? Doğan'a gülen köydeki o kadar. Bak. O kadar. Başağına sıkıntı gelecek adam. Makineyi getir makineyi. Herkes meslek öğrenir. Evet sen makineyle bezoldun. Ben sana dedim makineyle imkansız çok zor abi. Kuaför bile bana makineyle. Sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Bir kere oturma şeklin yanlış. Adam burayı kesiyor, karanlık burası. Işık bak buraya vuruyor. Sana ne? Saçım görüyorsun sen. Şu an kesmiyor ha. Direkt vuruyor. Yani şurada bir 50 lira vermeyeceğim diye nelere katlanıyor. Ya makas kesmedi. Şu cebine bir 20 lira koy ya. Tepeme dikiliyorsunuz. Kesmiyor. Büyük pastası mı lan bu? Ne bileyim ben makas kesmiyor. Makas kesmiyor deyip duruyor ya. Makinayla ya. Arkadaşlar tamam şeyi tak. Abi sen makineye git. Hayli alıyorum olay geçiyor. Kesmiyor. Çıkmıyorsun derken hocam o kadar da değil yani. Abi senin saçın hani 100 liraya da kesinler. Ben buraya anladım. 100 lira. Tamam. Islatmamız lazım. Abi şurada piş. Ya korkma sen ben saç kesiyorum sen aldırma onları boşver. Abi hiç böyle şey yapmıyorlar bak burada. Zaten şimdi güzel oldu mu diyecek ki beni de kes. Onu sen şimdi bende ustalığı at da onda parayı alırsın. Abi saçlar uzun her türlü alır ya. Sen ne alacaksın? Kalır ya burada zannediyormuşum bir saç kalmış gibi. Ya ulan kurbanda ortak danaya girer gibi kafama girdiniz be. Herkes bir el atıyor. Ne oluyor lan kesiyor mu? Bu ne? 10 numarada kesiyor mu? Allah. Demek ki... Çok kesilmemiş mi inşallah? Bir tıraş muhabbeti köyü... Şuraya şuraya. Ya bir dakika dur. Arkadaş ne işe düştük ya? Oğlum sen onlara şey yapıp da dikkatimi dağıtmadan. Yalnız keskin elim kulağım. Yani ben şey yaptım mı bildirim ben kulak abi işte kulak. Kulak buna dikkat et. Saç değil yani. Karşı dükkanlar onlar. Bunlar karşıya senin karşına dükkan açacaklar. Ben sana zaten duymadan. Yani güzellik salonu erkek tıraşı abi şu... Kesmiyor ki sen nereye kesiyorsun hiç? Kestiğin at nereye atıyorsun bilmiyorum ben. Abi görünmez. Bir çırpsana makineni birader. İnternette ha? Şaka yapıyorlar ya saçını hiç kesmiyor adamın en sonunda para alıyor saçını tarıyor. Adam veriyor gidiyor adamı diyor da kamera şakası yaptık saçını hiç kesmedim diyor. İnanmıyor adam. Adam makasa vuruyor. Ya, senin saçın seyrelmiş ya. Biraz. Stresten. Stresten evet. Valla hiç böyle değil. Yani. Bak beyazları görüyor musun? Hiç yok. Dayıya bakıyordum ilham alıyordum. Yaşlandın yaşa 40'a geldin. Ne yani? 50 genç yaşıyorsun. Ne diyor ya? Lütfen çıkarır mısınız o hanımefendi? İnanmış. Sıkarmış. 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 Bunların konuştuklarını keseceğim. Yok bunları kesme. Yayınlarsak zaten hayır, eve baskın. Hayır kesme daha meşhur olacaksın biliyorsun. Abi hiç kesme ben görmüyorum ya. Hayır. Görmüyor mu odayı kısaldı saç? Şu an hatta çok kısalttı gibime geldi yani. Kestiği nereye gidiyor? Üstleri çok kısalttı gibime geldi. Yok. Abi kestiği nerede? Niye atmıyorsun yere düşündün?
cebine koyuyor abi. O benim saçlar bereketli ya. Şans getirsin diye onu şey yapacak. Mahallede satacak. Ama zor bir adam ya. Abi babasını vardır bir bilgiyi diye ben ümit ediyorum yani. Şu soğuk, o kadar soğukkanlı ki panik ya? Yapamıyorum. Hayır, kuaför çok soğukkanlı ben panik yapamıyorum şu an. Ben acaba kesin yapamıyorum. Ya, saç kesin mi? Nasıl kesin ya? Yeter işte, üstleri aldı yeter. Yanlar önemli. Yanlar önemli, evet. Tamam, Volkan, şöyle yapamam mı? Yanları... Biraz makasla ben bana bir çekip dönüyordum ya. Yanları şey yapacağız, yanları kısa. 2 numara, 3 numara yapacağım, olay bitecek. Dik dur. Önce kulağını kesmeyelim. Lazım çünkü. Kes, ben iki tane var. Kesmeyelim. Abi sen hep de sen... Yanıyor mu? Biraz. Yanınca baş... bağır. Abi o zaman devamlı bağırmam lazım. Şimdi ben sana diyorum ki mesela orada makasla uğraşacağına oradan 6 numarayı tak. Evet, şunda evet. Yani ustalık eserim olsun. Ulan bak orada şöyle bir şey yapman lazım. Seçim çizim. Evet. Haberler öyle. Niye tutuyor abi bu arkadaşın? Sen geldin başına Azrail gibi. Adamı meşgul etmeyin ya. Tamam bak ben de bu taraftan alayım öyle. Vallahi adam üstünden de kesiyor mu? Çok az kesti zaten keseceğini. Bence kesmiyor. Bu karakozuya benziyor. Az kalsın. Kırıklarını alıyorsun değil mi sadece? Evet. Yani biraz bir... Korkma ya. Bak öyle hapşırırsan bırakır giderim. Kaçın, koruna varmış. Ben yarçıları korkutacaktım da Doğan abi. Yavaş yap. Onlar zaten seviniyorlar ne korkmaz. Vaaay nasıl şey yaptılar gördün mü? Ulan bunlar Amerika gibi ha yüzümüze buradan gibi. Buradan var o zaman bak kulağın yanında. Nasıl kahvaltı sıçradı arkanda görmek. Evet korktum ben bile. Nasıl? Tavana yapıştı aldı kaçağı. Evet, muhteşem bir tıraş gerçekleşiyor. Şu anda koronadan dolayı kuaförlere gidemiyoruz. Ne yaptık? Kuaföre eve taşıdık. Daha doğrusu kuaförlük mesleğini öğrendik ya. Kendi makinemizi aldık. Kendi makinemizle tıraş öğrendik. Abinin yaklaşık birinci tıraşı. İlk tıraşı. Güzel. Yani bu arkadaşlar da karşı berberden geldiler. İşi kötülemek adına, işte sakatlık çıksın diye uğraşıyor. Ama hiç abi umursamıyor. Kulağına pamuk tıkamış. Duymuyor bile yani. Evet, ünlü eleştirmenler var burada. Farklı olmuş. Kanallardan rakip kanallardan. Olmamış. Bizimle değilsin diyorlar. Bir Faslı, bir Karslı. Adam tarakla kulak tutuyor abi. Ustalığa bak diyor. Tamam. Bak bence orada yaptığın hareketi bakıyor. Hah. Berbat olsun öyle. Hah. Tamam. Bitti mi? Hocam eliniz neden titriyor? İlk defa mı tıraşı bu? Sesine bile çıkartmadı yani bak. İlk defa kesin duysa iyi ya. Aslında aslında çıkma bak. Saçma. Şimdi dayının saçını sen yaptığın zaman hocam ben senin gözleri bir bağlayayım. Gözleri bağlı da yaparsın bu işi. Ben inandım. Evet. Onu bir mi kaldı? Kulaklaş. Yok onlara hiç girmiyor. Dur. Halen lan yanına çıkacağım. Yok yok. Onlar kendisi yapar artık. Sesleri alır falan. Bir şey kulak üstünde var mı? Dur abi bir adam. Nerede var? Ya, internet göremiyoruz.
Karar verir misin ben? Hangisini? Allah seni. İlla da bu arkayı al diyorlar ya. Biraz böyle tepede kaldı, o yüzden yani korkma. O yastıktan dolayı öyle kalıyor ya. Yastığınızda sıkıntı var hocam. Hocam en son yatakta sıkıntı var dediler, 15 milyar gitti. Doğru. Onu al, bunu ver, o yatak değil, bu yatak değil, şu yatak değil. Hala fıtığım ama. Değişen bir şey yok. Fıtık evet. Gitmez de. İşte biraz azaltın da. Hiç de azalmadı ya. Gitti de kötü oluyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere oldukça stresli geçen bir kuaför denemesinin ardından sonuç bu şekilde ortaya çıktı. Bakalım beğenecek misiniz? Gerçekten çok korkulanlar yaşadık. Çok stresli anlar yaşadık. Kendimizi kurban ettik ama abimiz, kuzenimiz de bizim sayemizde meslek sahibi oldu. Koronadan da dolayı siz de eğer korkuyorsanız böyle berbere, kuaföre falan gitmeye, dışarı çıkmaya ne yapabilirsiniz? Böyle kuzenlerinizi elinizin altında bulundurabilir ve saç tıraşınızı evinizde, evinizin rahatlığında ve bedava bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yaptırabilirsiniz. Bence güzel oldu. Lütfen kanalıma abone olun. Çok ilginç videolar sizler için yolda arkadaşlar. Ben Deniz Volkan Yürük, namı değer Volkan abi. Hemen şu aşağıdaki butondan kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Bu videoyu da beğenip güzel yorumlar yaparsanız inşallah. Çok emek ver. Çok emek ver. Videoyu beğenin. Güzel yorumlar yapın. Bir de takip edin lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.